Sevgili dostlarım merhabalar. Muhtemelen kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları anlatan 500 milyonuncu videoyla karşınızdayım. E, bu konu anlattıkça bitmeyen bir konu. Bu konu anlattıkça daha da derinleşen, kafamızın daha da karıştığı bir konu. Ve tabii ki kadın erkek ilişkilerinde herkes için geçerli bir takım formüller, sırlar verebilmek mümkün değil. Çünkü bu mevzu biraz böyle parmak izi gibi eşsiz. Parmak izi gibi özel her ilişki, her yolculuk kendi hikayesini yazıyor ve biz sadece bu hikayelere bakıp bir takım genellemeler yapıyoruz. Kadınlar böyledir, erkekler böyledir diye. Oysa ki her insan birbirinden farklıdır ve bazı insanlar duygusaldır, bazıları mantıklıdır. Bazıları olaylara genel bakar, bazıları detaycı yaklaşır ama kadınlar bunu yapar, erkekler bunu yapar diye genellemek çok doğru değil burada insan faktörünü göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aslında buradaki temel fark şu, aynı dili konuşamamak ya da birbirimizin dillerini deşifre edememek. Şimdi iletişim kuramadığımız bir insanla zaten illaki bir yerde bir takım çatışmalar yaşıyoruz. Bunun yakın ilişkimiz olması gerekmiyor. Sosyal ilişkilerimizde de böyle, iş hayatında da böyle. Aynı dili konuşamadığımızda, ya da karşımızdaki insanın dilini deşifre edemediğimizde konuya tabiri caizse fransız kalıyoruz. Ve onun anlatmaya çalıştığı şeyi anlamadığımız için ya da yanlış anladığımız için ya da onu kafamızda çarpıtıp da bambaşka olduğundan çok daha alakasız bir şey gibi algıladığımız için işte ilişkilerimizde o problem dediğimiz şeyler boy gösteriyor. Peki buradaki o ortak dili nasıl yakalayabileceğiz? Gerçekten de ortak bir dil var mı ya da insanlar eşleriyle, sevdikleriyle ya da herhangi bir insanla iletişim kurabilmek, güzel bir şekilde anlaşabilmek, ortak bir zeminde buluşabilmek için aynı şeyleri mi düşünmeli? Aynı pencereden mi bakmalı? Her şey birbirinin aynısı mı olmalı? Tam tersi. İnsanlar farklılıklarıyla birlikte daha özgün, çok daha keyifli ve çok daha birbirini iyi anlayabilecek bir zeminde buluşabiliyor. Fakat buradaki anahtar kelime iletişim kurabilmek. Anlamaya çalışmak. Anlamanın öncesinde de kesinlikle dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Birçok iletişimsel çatışmaya baktığımızda karşımıza aslında karşımızdaki insanı dinlemediğimiz için o problemleri yaşadığımıza dair ipuçları çıkıyor. Biz dinlemiyorsak, algılarımızı tamamen kapattıysak ya da dinliyor gibi yapıp aslında konuşmak için sıraya giriyorsak işte böyle bir noktada anlayabilmek mümkün değil. İletişim kurabilmemizin, bu çatışmaları yönetebilmemizin birinci ve olmazsa olmaz evrensel ilkesi dinlemek olmalı ve dinlemek tabii ki bir saygı göstergesi. Çünkü dinlediğinizde karşınızdaki insana ben seni hissediyorum, seni kabul ediyorum, senin varlığını şu anda burada kabul ediyorum ve sorunlarını, problemlerini de dinlemek ve yapabileceğim bir şey varsa bunları yapmak istiyorum diyebilmek. Aslında dinlemek karşımızdaki insana ben ben seninle aynı hattayım. Belki farklı düşünüyor olsak bile seni anlamak istiyorum. Senin şikayetlerini ya da rahatsız olduğun şeyleri ben şu an dinlemek istiyorum. Mesajını da vermek demektir. Bir insanı sadece dinlediğinizde ama gerçekten dinlediğinizde onun problemlerini aslında yarı yarıya çözmüş olursunuz. Ya da onunla aranızdaki sorunları yarı yarıya halletmiş olursunuz. Ama Dinlemediğinizde Adeta konuşmak için sıraya girdiğinizde, onun söylediklerini yok sayıp, hiçbir şekilde değer vermeyip, önemsemeyip, sadece kendiniz bir şeyleri savunmaya geçtiğinizde, anlatmaya çalıştığınızda, işte bu çatışmaların içerisinden çıkabilmek pek de mümkün olmuyor. Yani birinci kural aslında şu: işte kadınlar duygusaldır, erkekler mantık saldır falan filan gibi böyle genellemeler yapmak yerine hayır. Kadınlar erkekler diye ayırt etmeden insanlar iletişim kurarken bazı yerlerde bir çatışma yaşıyorlar. Bazı durumlarda bir takım şeyleri birlikte halledemiyorlar. Bunun birinci ve en önemli evrensel ilkesi karşılıklı bir iletişim kurabilmek. İletişim demek ne demek ben dinleyeceğim seni sonra konuşacağım. Ben konuşurken sen dinleyeceksin beni, sonra sen konuşacaksın. Bakın karşılıklı bir iletişim ama bu tek taraflı olduğunda işte içinden çıkamıyoruz. Sonra biz diyoruz ki sen hassas davrandın, ben şöyle yaklaştım. Kadın böyle yaptı, erkek böyle yaptı diye genellemeler yapıyoruz. Hayır, birinci kuralımız şu. Karşılıklı empatik bir dinleme ve empatik bir konuşma. Bu çok önemli. İkincisi şu insanlar birbirinden farklı yaklaşabilirler olaylara. Bazıları çok evet genel bakabilir, genel bir resme göz atabilir Detaycı yaklaşabilir bazıları daha böyle olayın küçük küçük parçalarını görebilir ya da bazı durumlarda bizim fark edemediğimiz şeyleri fark edebilir bazen de çok yüzeysel gelebilir e, o problem ya da karşımızdaki insanın bize anlatmaya çalıştığı şey. Şimdi bu bizim değersiz olduğumuz ya da önemsenmediğimiz ya da o ilişki içerisinde göz ardı edildiğimiz anlamına gelmemeli. Burada bakmamız gereken de tek bir şey var. İletişim farklılıkları olabilir ama biz davranışa değil niyete bakacağız. Şimdi davranışlar çoğunlukla öngörülemez. İnsanlar davranışlarını otomatik bir şekilde tepki vererek ifade edebilirler. Ya da bazı davranışlar geçmişten gelen bir takım aktarımlarla karşımıza çıkabilir. Ama niyet çok kişiseldir. Bakın bir insana farkında olmadan zarar verebilirsiniz. Farkında olmadan üzebilirsiniz. Farkında olmadan gerçekten onu hayal kırıklığına uğratabilirsiniz ve hepimiz yapmışızdır. Bazen bir mesajına dönmezsiniz. Bazen size bir şey söylemiştir. O an siz bunu unutmuşsunuzdur. Belki de aklınızdan uçup gitmiştir. Gündem değişmiştir. Bir şey olmuştur ve o anda siz ona istediğini verememişsinizdir. Ama burada bakın dikkat edin niyetle alakalı kasti yapılan bir şey yok. Burada bir davranış var. Doğru mu yapılan şey e, tartışılır. Fakat insan unutabilir, göz ardı edebilir. Bazı şeyleri görmezden gelebilir, gündemi değişebilir, kafası karışmış olabilir, başka bir şeyle meşgul olabilir ya da gerçekten o an size öyle bir tepki vermesi gerektiğini farkında bile olmayabilir. Şimdi bunlar davranışsal ya da kişinin farkında olmadan, bilerek, isteyerek yapmadığı bir takım eylemler. Ama niyet eğer gerçekten sizi değersizleştirmekse, niyet sizi yok saymaksa, niyet sizi görmezden gelmekse bu ciddi bir problemdir. Ve zaten böyle bir problemin olduğu bir ilişkide insanlar kendini çok huzurlu hissetmezler. Böyle bir ilişkide insanlar zaten oraya kendini ait hissetmezler. Demek ki ikinci bakacağımız şey niyet olgusu olacak. Davranışlar bazı durumlarda evet bizi rahatsız edebilir ama davranışlar çoğunlukla mekanik bir takım süreçlerdir. Çok otomatik bir takım bizim sergilediğimiz kalıplardır. Ama niyet bilerek ve isteyerek gerçekten karşımızdaki insanı yok saymak, görmezden gelmek, değersizleştirmek, onu hiç hiçe saymak gibi böyle kabul edilemez bir takım durumlardır. Dolayısıyla burada niyete baktığımızda eğer niyetle alakalı bir karşılıklı problem yoksa yine burada birçok şey konuşarak birinci maddede olduğu gibi çözülebilir ama niyette gerçekten ciddi bir sıkıntı varsa bunu çözebilmek pek de mümkün olmuyor. Çünkü bir insanın size karşı niyetini eğer sorguladıysanız ve bununla ilgili gerçekçi bir takım elinizde referanslar varsa burada birlikte bir yolculuğa çıkabilmek pek de mümkün olmayacaktır. Evet farklılıklarımız bizi daha özgün kılıyor ve bu farklılıkları aslında bir avantaja çevirebilmek de mümkün. Şimdi insanlar genellikle bir tartışmayı ilişkiyi bitirecek, ilişkiyi darmadağın edecek bir kaos gibi görürler. Oysa ki tartışmalar ilişkilerin daha da olgunlaştığı, daha da zenginleştiği, çok daha keyifli bir forma dönüştüğü bir takım durumları da beraberinde getirebilir. Bakın özellikle bir kumsalda yürürken orada gördüğünüz hatta yürürken ayaklarınızla dokunduğunuz o taşlar yüzeyi pürüzsüz şekilde törpülenmiş taşlar aslında milyonlarca yıl boyunca dalgaların taşları hareket ettirerek birbirine sürtünerek şekil almasını sağlayan süreçlerin bir ürünü o taşlar o kumsalda gördüğünüz pürüzsüz yüzeydeki parlak taşlar milyonlarca yıl boyunca birbirlerine sürtünerek, birbirlerini aşındırarak, birbirlerini adeta törpüleyerek o şekli almış taşlar. İşte ilişkilerde de çoğu durumda tartışmalar, içinden çıkamadığımız durumlar, bazı iletişimsel problemler bizi daha iyi bir forma dönüştürebiliyor. Bunlar bizi parçalamak bir tarafa, keskin olan taraflarımızı törpüleyip zımparalayıp adeta daha pürüzsüz bir hale getirebiliyor. Fakat birinci maddeyi yaparsak eğer, dinleyebilirsek, empati kurabilirsek, iletişim kurabilirsek diğer türlü taşlar kırılıyor, diğer türlü parçalanıyor, yok oluyor ve gidiyor. Ama tartışmalar ya da farklılıklar bizi törpülüyor ve birlikte ortak bir zeminde buluşmamızı sağlıyor. Birbirimizi anlamamızı sağlıyor. Demek ki her zaman yaşadığımız sorunlar bir kaos değil. Bunlar bazı durumlarda bizi daha ileriye götürecek, daha ileriye taşıyacak olan çok önemli bir takım sıçrama tahtaları. İşte bu nedenle kadınlar böyle, erkekler böyle diye olaya yaklaşmak yerine ki bu işin en kolay kısmı, biraz daha iletişimsel, biraz daha hümanist bakarak bu olaya yaklaşmak daha mantıklı bence. Burada da anlatmaya çalıştığım şey temelde buydu. Çünkü biz bir takım kalıp bilgiler üzerinden erkekleri, kadınları, ilişkileri, geneller ve bir yere oturtmaya çalışırsak o zaman kalıp, basma kalıp bir takım kopyala yapıştır tekrarlanan öğretiler karşımıza çıkıyor. Ama şöyle genel çerçevede bakarsak eğer iletişim kurabilmek, empatik yaklaşabilmek, farklılıkları görebilmek, birlikte aslında konuşabilmek her şeyden önce yol arkadaşlığı yapabilmek, davranışa değil de niyete bakabilmek gibi bunlar çok temel ve evrensel ve genellenebilir herkes için uygulanabilir bir takım yönergelerdir. Bizim işimizi çok daha kolaylaştıracak. Yoksa diğer türlü biz aynı bilgilerle aynı kaosun içerisinde sürekli olarak birbirimizi değiştirmeye, birbirimizden farklı olduğumuzu sürekli birbirimize ispatlamaya çalışırız ve böylece kaos büyür, içinden çıkılmaz bir hal alır. Öyleyse birbirimizi anlamak, empati kurmak, iletişimi daha olgun, daha saygı dolu bir zemine taşıyabilmek kadınlar böyle, erkekler böyle demekten bence çok daha mantıklı olacak. Bu konuda sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.